kendileri şu anda inceliyor sorularınızı. Biraz sonra ben kendilerine tek tek söz verip sizden gelen soruları cevaplamalarını rica edeceğim. Tabii muhasebede dönem sonu işlemleri, semineri bir tarafı çok vergi ağırlıklı gitmesi. Bunda Türkiye koşullarında normal karşılıyoruz. Çünkü malum bir papaz ve bir vergici vefat etmiş, belki biliyorsunuzdur. Papazı cehenneme göndermişler. Maliyeciyi cennete göndermişler. Papaz isyan etmiş. Olamaz demiş böyle bir şey. Nasıl olur da beni cehenneme, maliyeciyi cennete gönderirsiniz? Ya böyle takdir edildi. Yok demiş, olamaz böyle bir şey. Bir sürü itirazdan sonra bakmışlar baş edemiyorlar. Peki demişler. Huzura çıkartmışlar. Nedir demiş derdin? Efendim demiş, ben 65 yılımı hizmet ederek, Tanrı'ya dua ederek geçirdim. Tam bir papaz gibi yaşadım. Bütün dünya nimetlerinden kendimi alıkoydum. İbadet ettim. Tek düze bir yaşantım oldu. Ama bu 65 yıl sonra, bu kadar hizmetten sonra beni cehenneme göndermenizi, maliyeciyi cennete göndermenizi hazmedemiyorum, anlayamıyorum. Bunun üzerine Davud'u bir ses demiş ki, ey papaz efendi, ey papaz efendi, sen pazar vaizlerinde, kilisede vaaz verirken biliyor musun, bütün cemaatin uyuyordu, yarı uykulu, yarı uyanık seni dinlemeye çalışıyorlardı. Ama şu maliyeci var ya, bir işletmenin kapısından içeri girdiğinde herkes nasıl Tanrı'ya dua ediyordu? Ellerini açıp, aman Allah'ım bizi koru, bizim başımıza bir şey getirme diye. O hak etti. O kadar dua etti ki incelediği işletme sahipleri, ilgilileri, yöneticileri, muhasebecileri, her neyse, o hak etti. Sen bunu hak ettin. Efendim tabii vergi bütün dünyada önemli. Buna hiçbir itirazımız yok. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada bir işletme kuruluyorsa bu işletmenin doğal ortaklarından bir tanesi devlettir. Doğal ortağıdır. Ve payını istiyor. Hatta öyle bir ortak ki nasıl iş yapacağını, nasıl çalışacağını, kuralları bile o belirliyor. Ve öyle bir ortaklık ki yine kar varsa pay istiyor, zarar varsa ben karışmam diyor. İşletme zarar ediyor. Ben zarar ediyorum ortaksak, kara ortak zarara değil. Zarar ettiğinde devlet, bu beni ilgilendirmiyor, sen kötü işletmecilik yapıyorsun deyip gelip o zararı da inceliyor. Gerçekten zarar mı ettiniz, etmediniz mi? Ona da bakıyor. Böyle bir ortaklık var. Dolayısıyla devlet tabii ki kendi payını işletmeden zamanında tam olarak alması kadar doğal bir şey olamaz. Ama şu anda dünya değişiyor. İnanın bana, çok hızlı bir değişim içerisindeyiz. Uluslararası'nda entegre raporlama konuşuluyor. Belki duymuşsunuzdur. Entegre düşünceden türemiş bir raporlama türü konuşuluyor. Entegre raporlama. Artık işletme ilgileri, özellikle yatırım yapan yatırımcı, finansal raporun ötesinde çevresel ve
toplumsal raporun ötesinde stratejik bir bilgi bekliyor. İçinde kurumsal yönetişimin de olduğu, işletmenin geleceğinde neler olabileceğini öngören bir rapor türü. Ve bu rapor türü şu anda Güney Afrika'da hisse senetleri borsada işlem gören bütün şirketler için geçerli. İFAK'ta, yani Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nda küçük orta ölçekli muhasebeciler için olan komitede biz KOBİ'ler için küçük orta büyüklükteki işletmeler için şu anda entegre raporlama rehberi hazırlıyoruz. Tahmin ediyorum bir sene içerisinde KOBİ'ler için entegre raporlama çıkacak. Yani finansal bilgilerin ötesinde stratejik entegre düşüncenin içerdiği bir raporlama çıkacak. Devlet yine payını almaya devam edecek ama işletmeler artık ağırlıklı olarak devletin yönlendirdiği, onun istediği biçimde faaliyet gösteren iktisadi birimler olmaktan hızla çıkıyor ve globalleşiyorlar. İnanılmaz bir şekilde işletmelerin KOBİ'ler dahil onlar da büyüyerek globalleşiyor. Böyle de bir gerçek var. Bunu da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyoruz. Evet. Bilmiyorum sayın konuşmacılar biraz daha zaman verir misin? Peki, onlar sorulara bakıyorlar. Sorular zor herhalde. Görebildiğim kadarıyla ben birkaç bilgi sizinle daha paylaşayım. Şimdi biz 2 hafta önce yaklaşık Sayın Yücel Akdemir'le birlikte Malezya Kuala Lumpur'da bir foruma katıldık. Bu forum küçük orta ölçekli muhasebecilerin forumuydu ve bu forumda ağırlıklı olarak geleceğin muhasebe firmaları nasıl olması lazım? Bunları neler bekliyor? Bunu tartıştık, bunu konuştuk. Şunu söyleyebilirim. Teknoloji, globalleşme ve nüfus artışı. Önemli ölçüde bugünün işletmeciliğini ve geleceğin işletmeciliğini şekillendiriyor. Muhasebecinin tanımı Sayın Arıkan konuşmasında bahsetti, değişiyor. Yani muhasebe defteri tutan, finansal rapor düzenleyen bir muhasebeci kimliğinden işletme sahibinin yanında onunla dert ortağı, onun derdini kendine dert edinen ve onun işletmeyi birlikte, işletme sahibiyle birlikte nasıl daha büyütürüz diye işletme sahibine destek veren ve uluslar arasındaki deyimiyle güvenilir işletme danışmanları türüne, biçimine dönüşüyorlar. Güvenilir, altını çiziyorum, güvenilir işletme danışmanları. Ki bu mali konuların da ötesinde, biraz önce söylediğim gibi içinde entegre raporlamanın da olduğu, onun dışında şimdi bugün Türkiye'de lütfen dikkat edin, dört büyükler şu anda bünyelerinde çevre mühendisleri çalıştırıyorlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Bu çevre mühendislerini özellikle bu karbon salınımını raporlamak için, çevresel raporlama için yanlarında, bünyelerinde çevre mühendisleri çalıştırıyorlar önemli ölçüde. Düşünebiliyor musunuz? Ve gelirlerinin önemli bir bölümü, bağımsız, daha doğrusu muhasebe firmalarının
genel olarak baktığınızda gelirlerinin önemli bir bölümü danışmanlıktan elde ediliyor. Rapor hazırlama, kayıt tutma oransal olarak uluslararasına baktığınızda düşmekte, danışmanlık hizmetleri artmakta, bağımsız denetim de, finansal tabloların bağımsız denetim hizmeti de gerilemekte olduğu görülüyor. Şimdi bir anket çalışması var. 2015 sonu itibariyle dün bitti. Hem İSMO'da hem TÜRMOB'un web sayfasında vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama. O bir küçük orta büyüklükteki muhasebecilerin karşılaştığı sorunlar, onların hizmet verdiği firmaların yani KOBİ'lerin karşılaştığı sorunlar ve o sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin bir anket çalışmasıydı. Sonuçları tahmin ediyorum Mart ayı gibi açıklanacak. Çünkü global olarak nedir gerçekte ve yerel olarak da sorunlar nelerdir? Bunları nasıl çözeriz'in ipuçları var orada. Çıktığında da konuşuruz. Olay, danışmanlık boyutuna kayarken bağımsız denetim tarafı gittikçe azalmakta. Çünkü bağımsız denetimde sorumluluk çok fazla, diğer taraftan getiri o kadar fazla değil. Bunun yerine yeni bir takım hizmetler devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi compilation diye tanımladıkları, bir mali müşaviri olarak gidiyorsunuz, firmanın finansal raporunu siz düzenliyorsunuz. Bununla ilgili bir rehber var, bununla ilgili bir standart var. Ya da bağımsız denetimin daha az sorumluluk taşıyan bir bölümü var. Limited review dedikleri sınırlı inceleme. Şimdi firmalar ve bağımsız denetçiler bağımsız denetimdeki aşırı sorumluluk, fazla sorumluluk nedeniyle daha az sorumluluk gerektiren sınırlı incelemeye doğru uluslararasında kayıyorlar ve finansal rapor düzenlemeye doğru kayıyorlar. Önemli ölçüde de danışmanlık hizmeti veriyorlar. Türkiye'de de böyle, uluslararasında da böyle. Buradan şuraya geleceğim. Meslek kabuk değiştiriyor, meslek şekil değiştiriyor. Vergi tamam, hiçbir itirazım yok. Bütün dünyada vergi çok önemli bir konu. Uluslararası çok önemli bir konu. Vergi devletin alacağı, devlet hükümranlık hakkına dayanarak o alacağını zamanda tam olarak almanın peşine düşecek. Ama bizlerin, bana göre mali müşavir olarak bizlerin asıl sorumluluğu bu vergi olayının yanında, biz hizmet verdiğimiz işletmeleri nasıl büyütürüz? Onların gelişmesine nasıl katkı sağlarız? Ve bu hizmeti verirken de bunun kabul edilebilir, kaliteli bir hizmet olmasını nasıl sağlayabiliriz? Biraz sanki değil, ben inanıyorum, bizim bu noktalara odaklanmamız lazım. Yani işletmecilik nosyonumuzu daha fazla arttırıp işletme sahiplerine fayda yaratacak, onların faaliyetlerine katma değer sağlayacak mutlaka katkılarda bulunmamız lazım. Gidişatın o yönde olduğunu düşünüyorum. Evet, sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Peki, isterseniz sizden başlayalım üstad. Peki, o zaman Emre, Sayın Emre Kartaloğlu ben hazırım diyor. Ben sözü ona vereceğim. Sizden gelen soruları soruyu söyleyerek cevabını verecek. Buyurun efendim, söz sizin. Teşekkürler. Tekrar merhabalar. Tahir Ceylan galiba, öyle okuyabiliyorum. E-Defter'in uzatma ihtimali var mı?
2014 cirosu 10 milyon lirayı aşanlar 1-1-2016'dan itibaren e-defter ve fatura kapsamına geçecekler. Uzama ihtimaliyle ilgili hiçbir belirti yok şu anda elimizde. Hiç öyle bir duyum almadık. Halil Bey'e de sordum, o da almadığını ifade etti. Yabancı şirketlerin irtibat büroları KDV'den muaf olduklarından 2 nolu KDV'yi kağıt ortamında bilmekteyiz. Bu uygulama doğru. Derya Bey ya da hanımın sorusu, bilemiyorum. Dizi oyuncularının indirimi konusunda yapabileceği kişisel bakım ve giyim giderlerinin sınırı ve ölçüsü nedir? Bu konuyla ilgili bir düzenleme var mı? Bu konuyla ilgili doğrudan düzenleme yok ama işte hem gelir vergisi kanunda ticari kazancın elde edilmesi, hem serbest meslek kazancının elde edilmesi, dolayısıyla ticari kazançla bağlantılı kurum kazancının elde edilmesiyle ilgili, ticari kazancın veya mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle orantılı giderleri kasteder aslında. Ama dizi oyuncuları muhtemelen eğer mükellefse serbest meslek erbabı olarak vergilendiriliyordur. Bunların kişisel bakım ve giyim giderlerinde bir sınır yok. Giyim harcamaları indirilebilir, işte süs eşyaları gider olarak dikkate alınabilir. Bir sınır yok, bununla ilgili bir düzenleme yok. Elde edilen kazançla, elde edilen gelirle orantılı olmak şartıyla gider olarak dikkate alınabilir diye düşünüyorum. Coşkun Güney Bey'in sorusu, Euro cinsinden leasing kullanarak makine aldık. Maliyete mi, bu Euro'daki kur artışını değerleme yaptık, maliyet olarak mı dikkate alacağız yoksa gider mi yazacağız diyor. İlk yıl için oluşanları finansal kiralama yöntemiyle sabit kıymet alınıyorsa, finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı yıl oluşacak kur farkları ve faiz giderlerinin maliyete ilave edilmesi, sonraki yıllarda gider yazılabilmesi doğru bir uygulama olacak. Tahsin Başak Bey sormuş, şirket ortaklarının şirkete vermiş oldukları ödünç paralara istinaden adat, faiz vesaire hesaplama yapılmalıdır. Ortak şirkete para vermiş, ortak teşebbüs sahibi değilse, herhangi bir mükellefiyeti yoksa, ortak bir kurumlar vergisi mükellefi değilse, evde oturan emekli Ahmet amca, memur Ayşe hanım gibiyse, yani mükellef değilse, teşebbüs sahibi değilse, şirketine borç verebilir. Bu borç için herhangi bir faiz işte almalıydın gibi bir tenkitle karşılaşamaz. Burada şirkete gidilir, yalnız şirkete gidilir, örtülü sermaye açısından değerlendirme yapılır. Aksine eğer şirket bir borç hesapladıysa, borca bir faiz hesapladıysa, faiz tahakkuk ettirdiyse, bunu da gider olarak dikkate aldıysa, öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak değerlendirilir. Örtülü sermayeye hesap edilen faiz, kur farkı ve benzeri giderler de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. İsimsiz bir soru. Cevaplayalım mı başkanım? Cevaplayalım. Araç alım satımı yapan mükellefler ticari amaçla satışa konu ettikleri binek araçlar için kendi faaliyetlerinde kullanmadıkları KDV'yi indirim konusu yapabilirler mi? Yapabilirler. Araç alım satımı yapan mükellefler ticari binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar, bu amaçla iktisap ettikleri binek otomobilleri katma değer vergisini indirim konusu yapabilirler. Sorunun devamı var. Önemli olan da devamı zaten. Otogalericileri nihai tüketiciden gider pusulası ve noter satış senediyle aldıkları binek otomobiller için %1 KDV ödeyerek alıyorlar nihai tüketiciden. Satışta uygulanacak KDV oranı kaçtır? 54 numaralı katma değer vergisi sirküleri var, bu konuyu açıklıyor. Satışta %18 katma değer vergisi uygulanır diyor. Bakanlar Kurulu kararında yalnız bir hüküm var bu konuyla ilgili. 2 yıl elde tuttuktan sonra binek otomobili satarsanız KDV oranı %1'dir. Ama 2 yıl içerisinde ticaretle uğraşanlar 2 yıl içerisinde satarlarsa %18 KDV ödemek zorundadırlar der. 54 numaralı katma değer vergi sirküleri. Bu konuyla ilgili yine Sibel Kurt Hanım'ın sorusu da bu konuyla ilgili aynısı, 54 numaralı katma değer vergi sirküleri. Şirket aktifinde kayıtlı bir arsanın belirli bir payını şirket ortağına ve ortağın eşine satış yapmış. Bu satış bedeli ortak ve eşinden tahsil edilmedi. Bir yıl oldu satış yapılalı.
Bu geçen süre için tahsilatın yapıldığı tarih itibariyle adat faiz hesaplaması yapılacak mı? Yani sonuçta şu var, arsa satılmış, bedeli tahsil edilmemiş. Bu istisna ile ilgili bir soru değil, onunla ilgili bir soru var. Orada istisna üzerinde de duracağız. Okan Çelik'in sorusu. Şirket arsasını ortağına satmış, ortaktan parayı almamış. Sonuçta şirketin ortağından bir alacağı var. Ortaklardan alacak var. Ve bu alacak, işte zaten kurulan mantık o, faizsiz olamaz. Oradan bir faiz gelirinin elde etmesi gerekirdi şirketin gibi bir mantık var. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Üstad Danıştay kararıyla beraber ifade etti. Buna faiz geliri elde edip katma değer vergisi alınması gerekir. Ancak bu hani çok yaygınlaşmaya, tamam, kasadaki fiktif bakiyeler için, ortaklardan alacaklardaki tutarlar için, ilişkili kişiden alacağım var, almıyormuşum, faiz geliri elden etmen gerekir. Mantık bu. Tanımadığın bir kişiye parayı verseydin faizle verirdin, ortağına verdiğin zaman da yine faiz geliri elde etmek zorundasın. Bu usul incelemelerinde şu yapıldı, çok yanlıştı, çok dikkatimizi çekti. Bankadaki vadesiz mevduata faiz geliri elde etmen, vadeliye yatırman gerekiyordu, faiz geliri elde etmen gerekiyordu aslında diye adat yoluyla faiz hesaplanıp katma değer vergisi uygulandı. Banka ilişkili kişi olmadığı sürece böyle bir şeyin yapılması mümkün değil. Çok yanlış, ama soruya dönecek olursak, ortaktan alacağımız varsa bundan bir faiz geliri adat yoluyla faiz hesaplanması, KDV hesaplanması gerekiyor. Anonim şirketlerde kar dağıtımları yapılmadan tasfiye işlemlerine başlanır mı? Tasfiye zaten hani karı tespit edebilmek, sonuçta da bu karı ortaklara dağıtıp şirketi ortadan kaldırabilmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Kar dağıtmadan tasfiyeye başlanabilir. Hatta bir özelge vardı, benim yine sunumumda var. Önemli olduğunu düşünüyorum onun da. Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarından mahsup edilebileceğini söylüyor. Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarından mahsup edilebilir. Bu işlem kar dağıtımı sayılmaz diyor. Bu soruya da cevap veriyor aslında o. Tasfiye zararı geçmiş yıl karından mahsup edilebiliyorsa, geçmiş yıl karlarını dağıtmadan tasfiyeye girmek mümkündür. Tabi tasfiye de mecburen dağıtılacak. Gül Ekşioğlu'nun sorusu. İnşaat taahhüt işi yapan bir firmayız. Avansını attığımız 159 hesaba kaydettik. Çok okuyamıyorum ama. İş bittikten sonra işverene aramızla problem çıktı. Fatura kestiğimizde KDV işini alamazsınız. Alamayacağız gibi. Herhalde KDV'yi tahsil edemeyeceğiz. Sadece fatura bedelini, hizmet bedelini tahsil edebileceğiz. Avans olarak gözüken karşılık ayırarak gider yazabilir miyiz? Sorudan anladığım kadarıyla katma değer vergisi dahil fatura düzenlemişiz. Faturada bedeli tahsil edebilmişiz. Katma değer vergisini tahsil edememişiz. Katma değer vergisine karşılık ayırıp giderleştirebiliriz. Demirbaş olarak alınan binek otomobilin KDV'sini nasıl gider yazıyoruz? Gider yazabiliriz. Demirbaş olarak sabit gider yazabiliriz. Bakın, katma değer vergisini indirebiliriz demiyorum. Katma değer vergisini indiremiyoruz. Kimler indirebilirler? Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin işletilmesi olanlar katma değer vergisini indirebilirler. Biz katma değer vergisini ister doğrudan gider yazarız, 770'e yazabiliriz örneğin, daha açık söyleyeceksek. Katma değer vergisini gider yazabiliriz veya taşıtım maliyetine ekleyip amortisman yoluyla itfa edebilir miyiz? Biraz daha açıklar mısınız denmiş. Açıkladım zannediyorum. Süleyman Kaynar Bey, şüpheli alacaklar da dava açacak kadar yüksek olmayan alacaklarda ilgili müşteriye kaç defa yazılı ve ne kadar aralıklarla olduğu belirtilmemiş, herhangi bir aralık yok ama birden fazla diyor, en az iki kere kanunda birden fazla diyor, en az iki kere. Biz çok yakın bir geçmişte bir firmada çalışma yaparken çok fazla şüpheli alacakları vardı. 490 TL çıkıyor. Nedir bu küçük miktardaki alacak? İşte dava ve icra takibine değmeyecek. Dava ve icra masraflarından daha küçük alacaklar. Yaklaşık
490 TL'ye çıkıyor. Dava veya icra masrafı bugün itibariyle 490 TL'nin altındaki alacaklar gibi düşünebiliriz bunu. Şüpheli alacak kayıtları ile ilgili 128 ve 129 hesaplardaki bakiyeler, eğer şüpheli alacağın tahsil edilme durumu yok ise, şüpheli alacağın eğer tahsil edilme durumu yok ise demek icranın aleyhimize sonuçlanması, yani icra sonucunda herhangi bir tahsilat yapmamamız veya davayı kaybetmemiz demektir. Bu durumda hani değersiz alacaklar diye bahsettik ya zaten, mahkeme kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan bulunmayan alacaklar, işte bu öyle bir alacaktır, değersiz alacaktır, doğrudan zarara intikal ettirilebilir veya gider yazılmak suretiyle yok edilebilir. Yurt dışına sadece inşaat malzemesi satışları vergiye tabi mi değil mi? Ayşe Hanım'ın sorusu. Yurt dışına inşaat malzemesi satışları elbette vergiye tabi. Normal bir ihracat işleminden hiçbir farkı yok. Sunum sırasında dedim ya, muhtemelen kafalar o yüzden karıştı. Yurt dışı inşaat onarım ve montaj işlerinden elde edilen kazançlar. Yurt dışındaki inşaat işlerinden elde edilen kazançlar herhangi bir şarta da tabi olmaksızın sadece faaliyet sonucunu Türkiye'deki genel netice hesaplarınıza nakletmek şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilir. Dövizli şüpheli ticari alacaklar karşılığı değerlemesi yapılır mı? Dövizli şüpheli ticari alacak karşılığı değerlemesi yapılır. Yapılır. Şüpheliyse değerleme yapılır. Şüpheliyse karşılık ayrılıp gider yazılır tekrar. KDV hesaplanır mı? KDV'de hesaplanır. KDV'de hesaplanır. Karşılık ayrılıp gider yazılır çünkü şüpheli. Şüpheli ticari alacak mahkemede aleyhimize sonuçlanırsa karşılık gideri vardı. Şüpheli alacağı yok ediyoruz. Şüpheli alacağın ortadan kaldı. Yani karşılığı ortadan kaldırıyoruz. Karşılık hesabını zaten gider olarak kayıtlara intikal ettirmiştir. Yine finansal kiralamada ilk yıl oluşan kur farkı ve faiz giderleri maliyete, sonrakiler gider olarak dikkate alınabilir. Onunla ilgili bir soruydu. Filiz İlyasoğlu Hanım'ın sorusu. Çalıştığım şirket mal ithalatında bulundu. GCV ve invoice fatura üzerinde yazan stok ile gelen stok uyumsuz çıktı. Yani toplamda 300 koli mal geldi. Toplam doğru fakat aynı maldan 5 çeşit alındı. Mal çeşitlerinin toplamları tutarsız. Gerçek stok ile kayıt stoğum tutarsız. Kayıtlarımı nasıl? Yani eğer kayıtlar daha yüksekse, çok net anlamakta zorlanıyorum ama kayıttaki miktar, kaydi miktar daha yüksekse fiiliden, stok çıkışını yapıp kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almak lazım. E-ticaret yapanlar e-fatura kullanmak zorunda mı? Değil diyebiliyorum. E-ticaret yapanlar e-fatura kullanmak zorunda. Bununla ilgili bir düzenleme yok diyebiliyorum ama sen de tekrar ilave yapabilirsin. E-ticarette şey konusu önemli. Yani e-arşiv ve e-faturayı kullanma zorunlulukları olabilir. Bir kere bile elektronik ticareti yapmış olsalar, yanlış hatırlamıyorsam 5 milyonluk bir ciro şey vardı. Onu geçtikleri zaman bu elektronik uygulamaları kullanmak zorunda. E-fatura, e-arşiv kullanmak zorunda diye hatırlıyorum. Evet, kullanmak zorundaymış. Öğrendim. Barış Fidan, ciro primleri. Tedarikçilerden almış olduğumuz ciro ve iyi ödeme primleri için tedarikçilere fatura kesip gelir olarak göstermekteyiz. Doğru yapmaktasınız. Malın maliyetine indirim olarak yansıtamayız. Doğrudan gelir olarak kaydedilmesi gerektiğini söylüyor ciro primlerinin. Önceki yıllarda dava açılmadığı için KKG yaptığımız alacağımızı bu yıl tahsil ettik. Bu yıl tahsil edilen tutarı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyiz? KKG aslında hiçbir şey yapmamışsınız, tahsil etmişsiniz. İndirim konusu yapamazsınız, hiçbir şey yapmamanız gerekir bence bu durumda. KKG yapmışsınız, ticari bilanço kârını düşük belirlemişsiniz, beyannamede tekrar eklemişsiniz, vergi matrağını arttırmamışsınız, alacağı ortadan kaldırmışsınız. Bu yıl tahsil ettik. Tahsil ettik. İndirim konusu yapamazsınız. Kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapamazsınız. Yurt dışındaki dövizli alacaklarımıza kur değerlemesi yapılacak mı? Yapılacak. Alacağımız herhangi bir şekilde senede ve çeke bağlı değil. Senede veya çeke bağlı olmasa bile
döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemeye tabi tutulması, kur değerlemesinin yapılması lazım. Faaliyeti oto alım satımı olan limited şirket icradan satmak için aldığı araca ödediği KDV'yi indirim konusu yapabilir mi? Yapabilir. Faaliyeti oto alım satımıysa ve aldığı aracı oto alım satımında veya kiralamasında kullanacaksa KDV'yi indirim konusu yapabilir. Şirket üzerine kayıtlı binanın satışında fatura kesilecek mi? KDV ve kurumlar vergisi yönünden açıklar mısınız? Bunu bir yarım saat açıklayabiliriz aslında belki. Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1'e taşınma satış kazancı istisnası. Bina 10 yıldır şirket aktifinde kayıtlıymış. Bu binanın satışından elde edilen kazancın %75'i. Binanın satışından elde edilen kazancın %75'i kurumlar vergisinden istisna. Binanın satışında katma değer vergi, satış bedeli katma değer vergisinden istisna. Katma değer vergisi hesaplanmayacak. Bina istisnanın şartları var. Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar, taşınmaz ticareti yapanlar bu istisnadan yararlanamazlar. Bu bedelin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar nakit olarak tahsil edilmesi gerekir. 10 yıl zaten tutulduğu söylenmiş aktifte. 2 yıl süre 2 yıldan fazla aktifte tutulması gerekir ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının bilançonun pasifinde 5 yıl süreyle satışın yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından başlayarak 5 yıl süreyle pasifte bir fon hesabında tutulması gerekir. Sermayeye ilave dışında bu fon hesabı hiçbir şekilde kullanılamaz. 5 yıldan sonra istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ve elde edilen geliri ortaklar nasıl dağıtmalıdır, ortaklara nasıl dağıtılmalıdır diye sorulmuş. Elde edilen gelir 5 yıl içerisinde ortaklara dağıtılırsa bu bahsettiğimiz istisnalar ortadan kalkar. 5 yıl geçtikten sonra ortaklara dağıtılabilir. O zaman istisna ortadan kalkmaz. Ama kar dağıtım stopajı yine olur. Hani 5 yıl tuttum ondan sonra sattım, burada kar dağıtım stopajı yok mu diye bir mantık kurmamız mümkün olmaz. Kar dağıtım stopajının yine yapılması gerekir. Zeyna Gök'ün sorusu. 31.8 tarihinde ithalat için... Ha, güzel bir soru, o yüzden yanına da 30, bundan öncekiler de güzeldi de bu da güzel. 31.8 tarihinde ithalat için göndermiş olduğumuz dövizi 30.09 tarihinde değerlendirdiğimizde aradaki kur farkını 546-556 mı yapacağız? Yoksa kar olursa 546, zarar olursa ithalatın maliyetine mi yazacağız? Zarar olursa ithalatın maliyetiyle ilişkilendireceğiz. Dedik ya hani döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak ticari emtia alıyorsak, ticari mal alıyorsak, mal stoklara girdiği tarihe kadar oluşacak kur farklarının malın maliyetiyle ilişkilendirilmesi gerekir dedik. Dolayısıyla ithalatta da mal stoğa girinceye kadar, yani fiilen ithalat gerçekleşinceye kadar oluşacak kur farklarının lehte veya aleyhte malın maliyetiyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Melahat Acar, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 357 nolu KDV tebliği doğrultusunda. Burada bir yanlışlık var zannediyorum. 357 KDV'de şu anda bir tane tebliği var. 357 şey olabilir. KDV bir tamim yayınlandı. Şu anda vergi dairelerinde onunla ilgili bir sıkıntı var. Aslında tebliğden sonra bir sıkıntı doğdu. İhracatta, yani sorudan onu algıladım. Yanlış algılamış olabilirim. İhracatta katma değer vergisi iadesiyle ilgili. Öteden beri yapılan uygulama tebliğ çıktıktan sonra dairelerden birisi bir kuyuya bir taş attı. Sonra herkes o taşın arkasından bakmaya başladı. Bir sorun var ortada. Şunu diyor aslında, tamim olması lazım o. Katma değer vergisi uygulama tamimi. Önceki dönemlerde ihracatta iade, mesela 100 bin liralık ihracat yaptınız, yüklendiğiniz KDV 18 bin lira. Bu 18 bin lirayı daha önceki dönemlerde indirim yoluyla telafi ettiyseniz bile ihracatın gerçekleştiği dönemde iade olarak talep edebiliyordunuz. Katma değer vergisi genel uygulama tebliği şey dedi, önceki dönemlerde indirim yoluyla giderilemeyen yüklenilen KDV İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilebilir dedi. Doğru aslında, bunu kanun da diyor aslında. Yani şöyle bir sorun var ya, biz yıllardır yanlış uyguluyoruz, uyguladık. Yani şunu bile ben dilemeye başladım. Aman 1 Mayıs'tan önceki KDV dosyalarına bakmasınlar bu mantıkla. Yani bakarlarsa
Hani bana mantıksız da gelmiyor. Şimdi bunun üzerinde özellikle Tamim üzerinde filan da çalıştım, baktım, inceledim. Bana mantıksız da gelmedi. Tamim diyor ki 18 lirayı önceki dönemlerde indirim yoluyla giderdin. Atıyorum iadeyi, ihracatı yaptığın dönemde devreden katma değer vergisi 11 lira. En fazla 11 liranın iadesini alabilirsin diyor. Aslında mantıklı. Tamim bugüne kadar bunu demiyordu. Tebliğler bugüne kadar bunu demiyordu. 1 Mayıs'tan sonra bunu diyor. Yani üzerinde bence daha ayrıntılı düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu. Bana çok mantıksız gelmedi açıkçası. Aldığımızda hani rapor bile yazmışımdır ben daha önceki dönemlerde bununla ilgili %18'in tamamını aldığımız raporlar dahi yazmışızdır. Sonunda acil çözüm bekliyoruz diye yazmışsınız. Elimden gelen bir şey olsa canım feda. Ama İstanbul başlattı bu uygulamayı. Tebliğdeki yorumdan hareketle Tamim'e dönüştürdüler. Ama gidişat iyi değil. Sanki bundan sonra böyle uygulanacak gibi geliyor bana. Birkaç soru kaldı. Onlara bakayım. Devam edeyim. 5 dakika mola istiyorum ben. Peki bence şöyle yapalım. Sayın Zeki Üstad'dan devam edelim. Sonra et tebligat için dönelim. Buyurun üstadım. Söz sizin. Teşekkür ederim. Yasin Müftüoğlu sormuş. Geçici vergide %10 sapma olduğunda bunu matrahın hesaplaması olarak kısaca örnek vererek açıklar mısınız? Örneğin 1 milyon lira matrah var. 250 bin gelir dahil edilmemiş. Nasıl olacak? 1 milyonun %10'u 100 binlik kısım ile ilgili herhangi bir şey yapılmayacak ama 50 bin lira eksik beyan edilmiş olacak o geçici vergi döneminde. Dolayısıyla 50 bin lira üzerinden bunun fark edilmesi halinde, tespiti halinde ilave tarihat yapılır. Pişmanlıkla beyan eğer edilecekse de bu 50 binin beyanı yeterli olur. Yani %10'u aşan kısmın, matrahın %10'unu aşan kısmının beyanı yeterli olur. Hepsinin beyanı gerekmez geçici vergi döneminde düzeltmek için. Yine Yasin Müftüoğlu sormuş. Birleşmelerde faiz gideri yazılmama durumunu biraz açıklar mısınız? Bu benim demin verdiğim kısım devirlerle ilgiliydi. Birleşmeyle ilgili eğer soruluyorsa ya da biraz fikir yürüterek bu konudaki tartışmaları şöyle söyleyebilirim. Bir iştirak almışsınız. İştirak alımında bir gidere, daha doğrusu kredi faizine katlanıyorsunuz. Daha sonra da o iştirakinizle birleşiyorsunuz. Bu konuda mali idare birleşme sonrasında bu faizlerin artık birleşilen kurumda gider yazılamayacağını iddia ediyor ve tarihat yapıyor. Bu ise soru, bunu böyle yanıtlayabilirim. Benim verdiğimde devirle ilgiliydi. Devir edilmiş bir şirket, devralan nezdinde devir sonrasında herhangi bir faiz giderinin olmaması anlamına gelen bir müktezaydı. Nakit sermaye artırımında faiz amortisman yoluyla mı giderleşecek? Kısaca bilgi verebilir misiniz? Beyannamede indirim suretiyle olacak. Bu faiz hesabı açıklanan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı dikkate alınarak kanunda belirlenen ölçülerle, yani halka açık şirket olup olmama, halka açıklık oranı dikkate alınarak önce bir faiz hesabı yapılacak. O faiz hesabının yüzde ne kadarı gider olarak, indirim olarak dikkate alınacak, ondan sonra hesaplanacak. Ama bunların muhasebede değil, beyannameye dönük olması gerekir diye düşünüyorum. Üzerinde düşündüğüm bir şey de değil. Çünkü yeni uygulanacak ama başka türlü de herhalde olmaz. Siyami Çağlar, 36-2015 tarih ve 2015-31 vergi sirkülerinde 1.7.2015, bu kimin sirküleri bilmiyorum ama 1.7.2010 bizimki mi? 1.7.2015 tarihinden itibaren nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden amortisman ayrılmasına karar verilmiştir.
Amortisman deyimini niye kullanıyorsunuz bilmiyorum. Demin de amortisman deyimi kullanılmıştı. Bu durumda hangi hesaplar ve nasıl muhasebe kaydı uygulanacaktır? Az önce bunu da açıkladım. Bu bir yeni getirilen, kanunla getirilen yeni bir uygulama. Belki tartışılırken konu sermayenin amortismanı ibaresi kullanıldı. Muhtemelen o tartışmalardan etkilenerek amortisman kelimesi kullanılıyor. Ama bana amortisman değil, ilave bir... Öyle mi yazıyor? Yani bana çok amortismanla ilgili bir şey değil. Bu beyan bir indirim müessesesi ve hesaplamasının nasıl yapılacağı belli. Merkez Bankası'nca o faiz oranı, ilan edilecek faiz oranı çerçevesinde bir faiz hesabı yapacağız. Sermayemize gene kanunda belirlenen çerçevelerde ve hesapladığımız faizin o kadarlık kısmını, kanuna uygun kısmını da indirim konusu yapacağız beyannamede. Bağımlı olarak çalışmaktayım. Birinci sorum, Almanya'da bulunan bir denetim firmasından danışmanlık hizmeti alıyoruz. Tarafımıza gönderilen vergisiz faturayı tam tevkifat uygulayarak işleyip KDV 2'de beyan ediyoruz. Çin'de bulunan bir firmaya kalite testi yaptırıp bize vergili fatura ediyorlar. Bunu KDV 2'de beyan etmeli miyiz? Eğer Çin'den bir hizmet alıyorsanız sorumlu sıfatıyla KDV'nin de bu Çin'den alınan hizmetle ilgili fatura çerçevesinde de yapılması gerekiyor. Vergili faturadan kasıt muhtemelen yerel vergiyi kastediyorsunuz diye anlıyorum. O dahil tutar üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesabının yapılıp beyanının yapılması gerekir. İkinci soru, tasfiye halinde olan bir firmamız var ve sonlandırılması aşamasında kuruluş ve örgütlenme giderlerinde bakiye ve buna bağlı olarak amortisman var. Tasfiye sonu mizanın bakiye vermemesi gerektiğinden hareket edecek olursak KKG ile ilişkilendirmek doğru olur mu? Eğer bir tasfiye kârı varsa tasfiye aşamasında gider olarak dikkate alınmamış tutarların tamamının gider olarak dikkate alınabilmesi söz konusu. Burada zarar varsa da zararın artıyor olması lazım gene gider olarak dikkate alınarak. Niye KKG'ye hani sonucuna varıldı anlayamadım. Bence gider olarak tamamının kalan kısmın tasfiye aşamasında son artık tasfiye bilançosu düzenlerken dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Tahir Ceyhan ya da Ceycan tam anlayamadım. Şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra gelecek yıllarda icra müdürlüğü veya mahkemelerden nasıl evrak alacağız ki takibi ciddi takip ettiğimizi tevsik edelim. Usulünce takip ediliyor olması gerekiyor. Zamanında itirazlarının yapılıyor olması gerekiyor. Haciz eğer edilebilecek bir şey varsa haczin yaptırılmış, satışının istenmiş olması. Velhasıl zamanında atılması gereken hukuki adımların atılıyor olduğunu tefsik ediyor olmak gerekiyor. Yoksa sadece bir icra dairesine ya da mahkemeye bir dilekçe verip sonrasında hiç o dosya takip edilmemiş, ilgilenilmemiş ve haczi kabil ya da paraya çevrilmesi mümkün olan bir durum var ve fakat bu yerine getirilmiyor ise o zaman sorun olabilir. Yoksa adımlar hukuki çerçevede zamanında atılıyor, yapılması gereken zamanında yapılıyor ise sadece dosyanın muhafazası, sorulduğunda da dosyanın inceleme elemanlarına gösterilmesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burhan Sezar ya da Barhan Sezar tam yanlış okuyor olabilirim. Anonim şirket ile limited şirket aynı ortak tarafından şahıs şirketi olarak kullanılmaktadır. Limited şirket AŞ'den 800 bin lira alacağı mevcut. Limited şirket tasfiye edilmek isteniyor. 2 yıldır hiçbir faaliyeti yok. Bu durumda nasıl bir hukuki sorun yaratır? Tasfiye mi yoksa birleşme mi daha uygun olur? Şimdi hani şahıs şirketi
değil. Anonim şirkette, limited şirkette her ne kadar özünde arkadaşımızın belirttiği gibi şahıs şirketi gibi düşünülse de değil. Her hal ve kârda bunlar sermaye şirketleri. Bunların birleşmesi ikisinin de aynı mahiyette olması halinde mümkün. Eğer birleşme düşünülüyorsa. Tasfiye tabii ki mümkün ama birleşme aşamasında ikisi de anonim şirket ya da limited şirket olması halinde birleşiyor olması lazım. 800 bin liralık alacakla ilgili olarak da limited şirketin faiz hesabı yapıp katma değer vergisi gene uyguluyor olması gerekir. O nasıl bir etki yaratır beyan durumunda bilmiyorum. Halen gene zararı devam ediyor olabilir ama uygulaması gerekir. Aksi takdirde ilişkili şirkete örtülü kazanç dağıtımı iddiasıyla karşı karşıya kalabilir. Bütün bunlar dikkate alındığında eğer gayri faalse bir faaliyeti yok ve ileride de olmayacaksa tasfiyesi yoluna gidildiğinde tasfiye sonucunda ne var ise o ondan 800 bin liralık borcun anonim şirket tarafından takibi ve tahsiline gidilir. Şükrü Yılmaz, e-tebligat ile ilgili, Halil Bey'in, binek araç KDV'sinin KKEG yazılmasının işletmeye vergisel bir avantajı olmadığına göre yazılma nedenini anlayamadım. Öyleyse maliyet tutarına ilave edilmesi vergisel bir avantajı var. Bu konuyla ilgili alternatif görüşünüz nedir? Aslında alternatif bir görüşüm yok da maliye idarenin bu konuda verdiği görüşlerde sanki bu işin bir alternatifi varmış gibi bir anlam çıkıyor. Yerine göre deniliyor. Görüşlerin hep son cümlesi odur. Maliyet ya da gider olarak dikkate alınır. Şimdi bu kişilerin kendi kendine belirleyebileceği bir şey değildir. Satın alınan otomobil eğer bu mahiyetteyse ancak maliyetine ilave edilebilir. Yoksa gider, dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmak zorundadır. Ama bunu bu şekliyle bile sorsanız mali idareden hep gelen cevap aynı şekilde oluyor. Yerine göre maliyet ya da gider olarak dikkate alınabilir diye. Maliyet olarak da yazıldığını birçok işletmede biliyorum ama incelemede ne oluyor derseniz ben bir şeyle karşılaşmadım. Bakalım sizinkine bir şey olursa haberimiz olur, onu o zaman anlatırız. KKEG değil zaten. Yani hani orada üstadla da bir hemfikiriz galiba. KKEG değil, gider. Gider ya da maliyet. Gider. Kanunen kabul edilen gider. Sorun yani KKEG değil. Değil mi üstad? Yanlış. Ben maliyet ya da gider olarak dikkate alınır der bakanlık. Ben de onu söyledim de KKEG burada yazıyor. Soruda geçiyor. Yani KKEG diye bir şey yok. Gider. Kanunen kabul edilmeyen edilen gider. Yanlış ifade etmiş olabilirim. Serbest meslek yönünden gelir vergisine tabi avukatların dava sonucunda mahkemece takdir edilen karşı taraf vekalet ücreti kazanması durumunda vergilendirme boyutunda yeni KDV uygulama genel tebliğ uyarınca sadece direkt müvekkilinden karşı taraf vekalet ücreti aldığı zaman mı müvekkile karşı makbuz düzenlenecek? Mahkemece ödenen veya karşı taraftan avukata direkt ödenen karşı taraf vekalet ücretlerinde ilgili gelir borçluya mı makbuz düzenlenecek? Ben vergi davalarını hemen pratikten biliyorum. Vergi davalarında makbuzu vergi dairesine düzenliyoruz. Çünkü davayı vergi dairesine açtığımız için stopaj ve KDV de uyguluyoruz. Dolayısıyla eğer karşı taraf gene mükellefse ya da karşı taraf gerçek kişi ya da tüzel kişi ise ona makbuz düzenliyor olmamız gerekir diye düşünüyorum ama inanın pratikte de ne yaptığımızı farklı bir şey yapıyorsak da bilmiyorum. Bu tebliği de incelemedim. Bakmam lazım.
yurt dışında bulunan bir firmaya yaptırılan hizmet karşılığı alınan faturalar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. 320 hesapta firma alacaklı durumdadır ancak yurt dışı sicil kayıtlarından alınan bilgiye göre firma kapanmış bulunmaktadır. Bu durumda borçlu olunan bu tutar ödenmediğine göre 1, 2, 3 diye sınıflandırılmış. Ben üçüncüsünü seçtim. Gelir yazılarak vergisi ödenmek suretiyle öz sermayeyi artırıcı unsur olarak kullanabilir mi? Bana öyle geliyor. Böyle olması gerekir. Yani alacağım bir saniye. Evet, yaptırdığım hizmet karşılığında borçlu gözükürken alacak ortadan kalkıyorsa gelir yazılıyor olması gerekir. Özel emeklilik sigorta prim ödemesini serbest meslek kazancından indirebilir miyim? Vallahi bilmiyorum. İndirebilir miyiz? Özel emeklilik. Serbest meslek kazancından indirilebilir mi? Sigorta primi. Özel emeklilik sigorta primi. Bireysel emeklilik indirilmiyor. 2013'ten itibaren, en son 2013 beyannamelerinde indirildi. Daha sonraki yıllarda indirime mümkün değil. Devlet katkısı geldikten sonra bireysel emekliliğin vergi avantajı ortadan kaldırıldı. Birkaç tane kalmıştı bende. Onları hemen bitirelim. Bu vadeli mevduatlarda yılı aşan faaliyetin gelir kaydında işte gelir kaydetmek, stopaj beyannameden önce ise mahsubunu yapmak, stopaj beyannameden sonra ise mahsubunu yapmamak gerekir demiştik. Bu vergi hukukuna uygun mu diye sorulmuş. Bence uygun gibi, hani dönemsellik, tahakkuk ilkesi bir arada değerlendirildiğinde uygun gibi. Stopaj mahsubunda sorun olabilir ama beyannameyi verildiği anda stopajı ispat eden bir evrak arıyor aslında Maliye Bakanlığı. Beyanname verildiği anda stopaj yapılmadığı için stopajı ispat eden bir evrak da olmayacağı için çok yanlış değilmiş gibi geliyor. Kasada mevcut paranın azlığı çokluğu incelemeyi yapanın takdirinde midir? Bununla ilgili bir düzenleme yapılamaz mı? Bence yapılması gerekir ama maalesef incelemeyi yapanın takdirinde. Ama genelde de hani bazı raporlarda, incelemelerde şununla karşılaşıyoruz. Günlük 8 bin lira, yani ödemelerin bankadan tevsikiyle ilgili düzenleme zorunluluğu kapsamında günlük 8 bin lirayı esas alan bazı düzenlemeler var. Hizmet ya da mal satışından oluşan kur farkı faturaları, bu dedik ya, vergiyi doğuran olay ile ödemenin yapıldığı tarih arasındaki geçen dönem için döviz değerlemesinin yapılıp lehte aleyhte fatura düzenlenip KDV'nin hesaplanması gerekir dedik. Bunu karşı müşteriden talep edildiğinde kur değerlemesiyle ilgili faturanın yapılmadığını söylemiş isimsiz bir soruda. Bunun bir müeydesi var mı? Bunun bir müeydesi yok. Fatura düzenlememiş gibi oluyor aslında. Hani kur değerlemesi yapılırsa, eğer fatura düzenlemezse o kur farkını da tahsil edemez. Hani öyle bir çelişki var burada ama doğrudan bununla ilgili bir müeyde yok. Transit ihracatları KDV beyannamesinde nerede göstermemiz gerekiyor? Aslında transit ihracat katma değer vergisinin konusuna girmez. Yurt dışında mal satın alınır, yurt dışında mal satılır. Mal teslimlerinde katma değer vergisinin konusu malların teslim anında Türkiye'de bulunması diye ifade eder. Transit ihracatta mallar hiçbir zaman Türkiye'de bulunmaz. Dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna girmez. Dolayısıyla katma değer vergisi beyannamesinde göstermemek gerekiyor. Nerede gösterebiliriz diye sormuş. Ciro primi üzerinden yapılan sözleşmenin damga vergisinde süreç içerisinde oluşan ciroların üzerinden damga vergisi hesaplanacak mı? Maliye Bakanlığı verdiği özelgelerde hesaplanacak diyor. Hatta sözleşmenin başlangıcında belli bir para yoksa bile ama daha sonra o sözleşmenin içeriğinden belli bir parayı ihtiva ettiği yapılan hesaplamalar ve düzenlenen faturayla ispat edilebiliyorsa o ispat edilen tutar üzerinden damga vergisi alınması gerekir diyor. Grup içinde personelin diğer firmalar adına yaptığı harcamaların yansıtılması nasıl olmalıdır? Faturayla olmalıdır ama masraf yansıtmalarında katma değer vergisi olmadığı genelde ifade ediliyor. Maliye Bakanlığı son dönemki düzenlemelerinde de o şekilde. Yurt içinde faaliyet gösteren firmanın yurt dışında da faaliyet göstermesi halinde
Bu sırada yurt içindeki firmaya reklam tanıtım amaçlı kesilen. Eğer o reklam tanıtım firma, yani yurt dışında, yurt dışındaki faaliyetler nedeniyle reklam tanıtım faturası kesiliyor. Hizmet yurt dışında alınıyor. Hizmetten yurt dışında faydalanılıyor. Dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna giren bir işlem yok. Dolayısıyla katma değer vergisi tevkifatının yapılmasına gerek yok. Teşekkürler tekrar. Efendim, her iki konuşmacıya da ben çok teşekkür ediyorum. Birçok teknik soruyu burada cevapladılar, sağ olsunlar. Şimdi dönüyorum Halil Bey'e. Ona sorduğunuz sorular var. O cevaplarını verecek. Buyurun Halil Bey, söz sizin. Evet. Şirket kanunu temsilcisi... Mikrofonu yanlışında. Şirket kanunu temsilcisi Libya'da savaş bölgesinde yaşıyor. Türk konsoloslukları savaş dolayısıyla kapalı olduğu için vekalet çıkarma durumu yok. Genel vekaletlenme ile e-tebligat alabilir miyiz veya çözüm nedir? Not, Türkiye'ye geliş gidişlerde problemler de var. Bu mücbir sebep maddesinde, vergi usulde kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybetler kısmına girebilir diye düşünüyorum. Yani mücbir sebep hükümleri işletilebilir. Üst kurula tabi kooperatif e-tebligat alacak mı? Nasıl alacak? Benzer birkaç soru var. Okuyup beraber cevap vereyim. Dernekler ve kooperatiflerde e-tebligat mükellefiyeti olma zorunluluğu bulunmakta mıdır? Sadece stopaj beyannamesi vermesi nedeniyle vergi mükellefiyeti bulunan derneğin iktisadi işletmesi bulunmamaktadır. E-tebligat kapsamında başvuru yapmalı mıdır? E-tebligat kurumlar vergisi mükellefleri için zorunlu. Dolayısıyla dernek, vakıf veya herhangi bir iktisadi vasfı olmayan bir teşekkül e-tebligat kapsamında değil. Dolayısıyla derneğin, vakfın, odanın e-tebligat kapsamında mükellefiyeti bulunmuyor. Ancak bunlara ilişkin bir iktisadi işletme bulunması durumunda bunların e-tebligat yükümlülüğü var. Mevcut muhasebe vekaletleriyle e-tebligat başvurusunu vergi daireleri kabul etmiyor. Bu konuda idarenin kolaylık göstermesini bekliyoruz. E-tebligat için vergi dairesinde vekaletname ile müracaatta vekaletnamede 456 nolu tebliğ ibaresi yer almalı mı? Yoksa adımıza vergi dairesinde işlem yapmaya ibaresi yeterli midir? Üsküdar Vergi Dairesi 456 nolu tebliğ ibaresi istediği için soruyorum. Şimdi bu vekaletname konusu önemli bir konu. Burada idare şunu istiyor. Gelen vekilin muhakkak bu konuda işlem yapmaya yönelik özel bir vekaletnamesinin olmasını istiyor. Mevcut işlerinizi yürüttüğünüz vekaletnameleri kabul etmiyor. Yani e-tebligat olayı kişiye özgü bir olay. Bir yoklama memurunun sizin adresinize veya işlerinize, ikametgah adresinize posta getirdiğini düşünün. Bu şekilde buna binaen, yani bu düşünceyi de sistem işliyor. Kişiye özel bir şey. Dolayısıyla kişinin muhakkak bir iradesinin aranması gerekiyor bu konuda. Zaten bir sefer yapılacak bir şey. Bir sefer bir vekaletname verildikten sonra artık başka yapılması gereken bir şey de yok. Sonrasında tebligatlar sisteme aktarılacak. Buradan başka bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın sistemden tebligatlarını alacaklar. Bir seferlik bir işlem. Yani şöyle de düşünmek lazım belki. Bankacılık işlemlerini internetten yapacağımız zaman öncesinde muhakkak bir şubeye gitmemiz gerekiyor. Yani şube bizim verdiği kişinin gerçekte sistemde kendisine kayıt olan kişi olduğunu anlamak istiyor. Ama sonrasında ki işlemlerde bankaya gitmeden internet üzerinden işlemlerimizi yapabiliyoruz. Biraz mantıkla bakmak gerekiyor herhalde. Vekaletnamede de e-tebligata ilişkin olarak, yani karşı taraf okuduğu zaman onun e-tebligat konusunda vekil olduğunu, bu şekilde yetkilendirildiğini anlaması gerekiyor. Yani tebliğin numarası veya tebliğ ibaresi geçmesine gerek yok. Bu konuda bir yetkili olduğu anlaşılıyorsa o vekaletname okunduğunda bu yeterli. Kayıtlı elektronik posta hakkında sorum olacak. KEP'i kimler kullanmak zorunda? Her elektronik ticaret yapan firma bunu kullanmak zorunda mı? Ayrıca bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E-tebligat noterler birliğinden veya postanelerden alındığını biliyoruz. Gerçek kişiler için başvuru yapıldığında istenen bilgiler, tüzel kişiler için istenen bilgiler ve bu gerçek kişilerin yetersiz olduğunu görüyorum.
Konuyla ilgili Postane Genel Merkezi'nde görüştüm. Gerçek kişiler bireysel başvuru yapabilir, isterlerse yapmayabilirler dediler. Zorunlu olmadığını belirttiler. Sizin konuşmanızdan zorunlu olduğunu anladım. Gerçek kişiler için bu konuyla ilgili ne yapabilir? E-Tebligat alabilmek için KEP, kayıtlı elektronik posta gerekli midir? Hali hazırda bulunan idarede kayıt e-mail adreslerimize tebliğ yapılabilir mi? İnternet vergi dairesi şifrelerimiz mevcuttur. Evet, KEP ticaret kanunu ile hayatımıza giren bir müessese. Bununla ilişkili olarak BTK'ya bir yönetmelik çıkarması yönünde yetki veriliyor. BTK'nın çıkardığı bir yönetmelik var. Bu yönetmelik kapsamında limited, anonim ve sermayesi payları bölmüş komandit şirketler almak zorunda. Bildiğim kadarıyla kanunda da bununla ilgili bir yaptırım yok. Şu an uygulamada bildiğim kadarıyla kamu idareleri kendileri geçebiliyorlar. Yani bundan sonrasında diyorlar ben bütün yapacağım tebligatları KEP üzerinden yapacağım. Enerji Bakanlığı'nın, EPDK'nın böyle bir şey yaptığını biliyorum. Onun dışında KEP sistemi ile bizim e-tebligat sistemi tamamen ayrı sistemler. Birbirine entegre, beraber işleyen sistemler değil. Bununla ilgili Ankara ile konuştuğumuzda teknik altyapı problemlerinden kaynaklandığını söylendi. Dolayısıyla bizim yani e-tebligatın KEP'den hiçbir alakası yok. Diğer önemli bir konu, elektronik tebligatta biz geri dairesinin veri tabanını, geri dairesinin sistemini kullanarak oraya girmek suretiyle tebligatımızı alıyoruz. Bize gelen mail veya SMS sadece bilgilendirme amaçlı. O SMS'te tebligatımıza ilişkin bilgiler yer almıyor. Sadece tebligatın geri dairesinin sistemindeki veri tabanında düştüğü belirtiliyor. E-Tebligat sisteminde bilgilerde telefon veya mail adresinde değişiklik olduğunda bunu direkt vergi dairesine mi bildireceğiz? Yoksa güncelleme yapabiliyor muyuz? Bunu vergi dairesine bildirmek gerekiyor değişiklik olduğunda. Tüzel kişiliği olan şirketlerde daha önceden almış oldukları şifre ve parolalar e-tebligat için müracaat edildiğinde değişecek mi? Yenisi verilecek gibi anladım. Mevcut elimizde internet parola, internet vergi dairesi parola, şifre ve kullanıcı adı varsa bunlarla şey yapabiliriz, sisteme bu bilgileri kullanarak girebiliriz. Tüzel kişiler bahsettiğimiz gibi vergi dairesine gitmek zorundalar. Bu talep bildirim formunda en altta bir bölüm var. Mevcut parola şifremi kullanmak istiyorum diye. Oraya işaretlediğimiz zaman bunu kullanıyoruz. Zaten gerçek kişilerde varsa vergi dairelerine gitmeye gerek yok. Mevcut parola ve şifreleriyle girip girdikleri menüden elektronik tebligata ilişkin bildirim formunu doldurduklarında zaten sistemi kullanmaya başlamış olacaklar. Yani şifre ve parolalarını da istedikleri zaman değiştirebilirler zaten. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifrem mevcut. Yeniden e-tebligat müracaatında şifre ve kullanıcı kodu almalı mıyız? Bunu cevapladık. Adi ortaklıklar için e-tebligat müracaatı zorunlu mudur? Zorunlu değildir. Adi ortaklığın bir tüzel kişiliği yok. Kendi adi ortaklık adına kurumlar vergisi beyannamesi verilmiyor. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk yok adi ortaklıklar için. Ortakların yani durumuna bakmak lazım. Sistem belli. Zorunlu olanlar ticari, zirai, mesleki kazanç sahipleri. Bir. Tüzel kişiler. İki. Yani ortakların ortaklık faaliyetinin dışında kendilerinin bu kapsamda bir yere giriyorlarsa kendileri, o zaman zorunlular. Yani ortaklığa ortak olma sıfatıyla bir zorunlulukları yok. Ticari kazanç yönünden geri vergisi mükellefi ise almak zorunda. E-Tebligat için vergi dairesine elektronik posta adresi alındıktan sonra mı müracaat yapmak gerekir? Tebligat için vergi dairesine elektronik posta yok. Yani elektronik tebligat, zaten elektronik tebligat almak için vergi dairesine gideceğiz.
Onunla ilişkin vergi dairesine müracaatımızı yapacağız. Orada kullanıcı kodu, parola ve şifre alacağız. Daha sonrasında bunda geri dairesinin sistemine girip tebligatlarımızı alacağız. Yani geri dairesi, vergi dairesinden biz posta adresi almıyoruz. Sadece kullanıcı kodu, parola ve şifre alıyoruz. Onundan sisteme giriyoruz. Daha öncesinde sunumda da belirttim. Gerçek kişiler hiç vergi dairesine gitmeden ayrıca kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmaksızın her seferinde sisteme girişlerinde kimlik doğrulaması yapmak suretiyle de sistemi kullanabilirler. Bölünme, birleşme, nevi değişikliği gibi durumlarda e-tebligat konusu nasıl değişim gösterecek? Şirketlerde ortak ya da yetkili değişiminde bildirim nasıl olacak? Şimdi şuradan hareket etmek gerekiyor. Bizim muhatabımız kurumlar vergisi mükellefleri. Şimdi kurumlar vergisi mükellefi ticaret sicilinde bu mükellefiyeti silinirse artık e-tebligat kapsamında olmayacak. E-tebligattan çıkışlardan bir tanesi buydu. Şimdi mesela bölünme olduğunda diyelim iki tane anonim şirket kurulacak. Dolayısıyla bunların ikisinin de e-tebligat alması gerekiyor. Bölünen şirketin e-tebligatı o zaman bitecek. Birleşme durumunda diyelim iki tane şirket birleşti. Yeni oluşan şirket, yani bölümenin tam tersi. Yeni oluşan şirketin alması gerekecek. Diğerlerinin bırakması gerekecek. İltihaki suretiyle olursa iltihak edenin, katılanın bırakıp diğerinin alması, diğerinin zaten olmak zorunda. O devam edecek. Dolayısıyla önceki oraya katılan şirket, yeni şirkete katılan şirket, tinkisi iptal olunacak. O kaldırılacak. Nevi değişikliği de artık bu nevi değişikliğinin bildirildikten sonra mevcut yeni şirketin müracaatı gerekir. Şirketlerde ortak ya da yetkili değişiminde bildirim nasıl olacak? Yani şimdi şöyle, bir şirkete biz veriyoruz. Elektronik tebligata ilişkin kullanıcı kodu, parola ve şifreyi veriyoruz. Sonrasında diyelim ki şirket el değiştirdi veya yetkili kişiler değişti. Yani bununla ilgili mevcut şifre parolayının bu yeni olan kişilere verilmesi gerekir şirket tarafından. Bu yeni kişilerin bu parolayı, bu şifreyi önceki kişiden istemesi gerekir. Artık şirketin yetkilisi bu kişidir. Yani bununla ilgili problem oluyorsa vergi dairesine başvurup yetkili olduğuna dair belgeleri gösterip yeni elektronik posta adresi alabilir diye düşünüyorum. Yeni nesil yazar kasa kullanım süresi uzayacak mı? Bununla ilgili bakanlıkta bir çalışma olduğuna dair bilgim yok. Adi şirketlerde e-tebligat almak zorundalar mı? Açıkladım. E-tebligat için neden özel vekaletname istenir? Meslek ömrümde 33 yıl vatandaşın gözüyle bakan memura rastlamak çok nadir oldu. Diye devam etmiş. E-tebligat için neden vekaletname istenir? Bunu da açıkladım. Çok özel bir şey olduğu için sonrasındaki ihtilafların önüne geçmek için başlam sistem bunu öngörüyor. Yani şunu da ekleyeyim aslında. Ben aynı zamanda hukuk ve ihtilaf işleri grup müdürüyüm. Yani bizim şu an elimizde bir sürü dava var. Tebligatın usulsüz yapıldığından dolayı. Dolayısıyla geri dersi bu işi sıkı tutmak istiyor. Yani çok zor bir şey değil. Başta hani belki sizin için zorluğu olan bir şey. Birçok mükellefiniz var bunların her birinden bu tür işlemleri yapmak. Ama yani mantık olarak, yani kanun olarak baktığınızda da böyle olması gerekiyor. Hani sonrasında bir mükellef dava açıp diyebilir. Ya işte bu kişi benim adıma tebligat aldı ama ben bunu yetkilendirmedim. Hangi sıfattan bunu aldı şeklinde. Dikkate alındığını biliyorum. Ankara'da bu konunun özellikle özel vekaletlenme konusunun çok tartışıldığını, çok konuşulduğunu biliyorum. Yani emin olun bu hemen bir seferde alınmış, böyle yapalım denen bir karar değil. Üzerinde çok duruldu, çok konuşuldu. Size getireceği bu yük de düşünülerek, bu maliyet de katlanılarak. Yani şöyle yapabilir mükellefler. Size vekaletlenme verdikten sonra oradaki SMS veya mail adresine sizin bilgilerinizi yazar. Diyelim SMS sizinkini yazar, mail kendisininkini yazar vesaire.
Şimdi şöyle diyorsunuz ya, bu şeyle ilgili bilgileri sonrasında bize yükleyecekler. Biz bunları takip edeceğiz, elektronik tebligatı. Yani böyle olduğu zaman hem kişiye bilgi gitmiş olur, hem size bilgi gelmiş olur. Şimdi şüphesiz o doğru da, hani pratikte böyle bir problemle karşılaşılıyorsa böyle bir şey de olabilir yani, böyle bir çözüm de üretilebilir. Madem sizi vekil kılıp gönderdi oraya kadar. Ebeyanname düzenleme programı sistem olarak eskimiş ve yeni bilgisayar sistemi aldığımızda programı kurmakta zorlanıyoruz. İleteceğim Ankara'ya. İrtibat büroları e-tebligat kapsamında mıdır? İrtibat büroların kurumlar vergisi mükellefiyeti yok. Yani ticari faaliyet yapmamak zorundalar. Dolayısıyla zorunluluk kapsamında değiller. ...2016 yılında tasfiyesi sona erecek bir firma e-tebligat alacak mı? Şimdi şuna bakmak lazım. Eğer 1-1-2016 tarihinde bu firma ticari hayattan silinmişse problem yok. Ondan öncesine silinmişse problem yok. Ama hala ticari faaliyetin içerisindeyse, yani şirket özel kişiliği devam ediyorsa, ticari faaliyet demeyeyim de muhtemelen tasfiyesi devam ediyordur. Şirket üzeri kişiliği devam ediyorsa almak zorunda. E-tebligat, tebligat adresine ulaştıktan sonraki 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayıdır deniliyor. Bu sürenin genel idari ya da mali tatile denk gelmesi durumu değiştiriyor mu? Bu 5 günlük süre tamamen idare açısından hüküm ifade eden bir süre. Yani idare diyor ki, ben 5 günün sonunda bunu sana tebliğ etmiş sayarım. Bu 5 günün tek önemli olduğu nokta bu. Yani sizin elektronik posta adresinize bir tebligat düşürülür. Siz ister bugün bakarsınız, ister 5 gün sonra bakarsınız, ister 15 gün sonra bakarsınız. Ne zaman baktığınızın hiçbir önemi yok. Sadece sürelerin hesaplanması noktasında... Yani idare diyecek ki, ben tebliğ ettim, gönderdim şeye, sisteme. 5 gün sonra ben bunu tebliğ etmiş saydım. İşte 30 gün dava açma süresi var veya uzlaşma isteme süresi var. Veya ödeme emri ise işte 7 gün süresi var. Yani sadece bu sürelerin hesaplanması, üzerine hüküm ifade edilmesi için konulmuş bir süre 5 gün. Yoksa 5 günün bakıp bakmamayla bir ilgisi yok. Diğer taraftan baktığımızda aslında mükellefe ekstradan kazanılmış bir 5 gün diye de düşünebiliriz bunu. Yani 30 gün belki 35 gün olacak, 7 gün belki 12 gün olacak. Tebligat kapsamına girmeyen tüzel kişilikler konusunun açıklanması, vakıflar, derneklerin durumu denmiş. Bunlar da daha öncesinde bahsetmiştim, zorunluluk kapsamında değiller. Komandit şirketlerde ya da ortaklıklarda tebligat, müracaat zorunluluğu konusunda bilgi verir misiniz? Komandit şirketlerde komandite ticari kazanç, komanditer menkul sermaye iradı. Dolayısıyla komanditenin zorunluluğu var. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sorular yoğundu gerçekten. Burada başka söylenecek sayın konuşmacılardan... şöyle yapalım, bitirelim. Siz gelin lütfen. Kime soracaksanız...